Vestel Venüs sunar. Normalde de mi sevmez öpüşmeyi? Hiç sevmem. Yani öpüşmeyi... Normalde özel hayatında genişleyle de mi öpüşmezsiniz? Tabii ki var Eda'nın ünlüler köşesinde fotoğrafı. 10 puan da buradan aldık. O da obezlikten ama ünlülükten değil. Abla sen hep burada yürüsün. Ne demek ayın olur ya? Tarkan çok güzel söylüyor. Çok gazladım ben şimdi. Artık hiç saçmalamaya baş. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Eda'mız, Ece'miz, Yasak Elma'nın elması aramızda bizlerle. Eda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Şimdi bir daha önceki goy goy hiç yapmamışız gibi. Buranın sahte hoş geldin faslını yapacağız. Bir şey soracağım. Karşı vakit bulup gelebildiğine çok sevindik. Manyakça bir vallahi dizi ortamına. Kaan hiç zorlanmadı. Bana mesaj attı anında. Daha sent olmadan cevap yazdı. Vay mükemmel. Neslihan hocamız da seni yolladığı için inanılmaz mutluyum. Evet o da gelecekti hatta. Aa keşke gelseydi hakikaten. Son dakika gelemedi. Montajı bitmemiş. Gelemedi. Ay canım benim. Hocam sana sevgiler saygılar. Buradan şimdiden ellerine emeğine sağlık. Bu hamaset dolu diziyi bizlerle paylaştığın için. Peki. Arkadaşlar peki barometreyle başlıyoruz Eda'mızla. Eda'cığım bir gazetenin bulmaca ekine çıktın mı? Bir puan değerinde. Çıktım ve hep bunu bulan, zaten çıkmayan kalmadı. Gerçekten öyle. Ayşegül aldım sürekli. Nasıl? Kuşum bugün de bulmacadasın diye bir video geliyor bana. Ya WhatsApp'dan. Yeni buldu ya. Hep Ayşegül. Yani. Sen onunla programımızı izledin mi? Ne olağanüstü bir kadınmış izledim. Ya evet, o. İzledim. Gerçekten çok sevdik hepimiz. Evet ki daha seni şey bekliyordum. Çünkü Ayşegül de çok komik. Şey sana da ben çok gülüyorum. Bu ikisi coşmuştur diye açtım. Saygıdan ölmüşsünüz yani. Ben mahvoldum. Ben bu kadınla bir daha program çekmek istiyorum. Çünkü kesinlikle kendim gibi olamadım ki. İnanılmaz komik bir kadındır. Yani ben onun bana arada salladığı kelimeleri ve tabirleri yani hiçbir yerde duyamazsın. Genelde artı 18 deftere yazıyorum. Evde benim Ayşegül defterim var. Ya ne diyorsun ya? Bak yemin ederim böyle benzetmeler olamaz yani. Peki benim adımı kutsal soyadım motor zannediyorum. Şunu gördün mü? Ayşegül Hanım niçin öyle olsun dedim ki yani. Abi geçmiş. Hayır gayet ciddiydi yani. Ben gerçekten öyle zannediyordum ilk başta dedi. Yani benle o gün hani tanışana kadar zorlu da. Peki Ayşegül Hanım'a burada elini eteğini öptükten sonra Ayşegül Hanım'ın bir kez daha kalabalık bir semtte rahat rahat gezebiliyor musun? Yani gezemiyorum yok. Gezemezsin ya. Yani selfiler, muhabbetler. Gerçekten. Bir de o konuda ben hiç kıl biri değilimdir. Yani bazıları rahatsız olur falan. Ben hiç öyle diyeyim gel falan diye. Benim resimlerime bir Eda'cı eşliğine gir gör. Kol atmış şey yapmış. Hani sanki ben onunla çektirmek istemişim mutluluğundayım. Yani hiç elimde torbalar. Hani neredeyse hatta bir kere bak çok komik bir anımız var. Görümce'nin turnesindeyiz. Buğra, Gülsoy, Gupse, ben. Bir ile gittik işte. Kayseri'ydi galiba. Orada bize işte AVM'nin içine soktular falan filan. Birileriyle hani konuşacağız. İyi seyirler diyeceğiz zannediyoruz. Kimse yok. Şehri ne zaman terk ettiler falan diye böyle bir gerildik. Neyse sonra bir kadın çocuğuyla geldi ama bizi hiç umursamıyorlar yani. Bu kadar güzel bir şehir olamaz. Hani memnun olmayan ünlüler varsa taşınabilir. Kayseri'ye taşıyor. Ay ben yeter bıktım ya. Beren Saati bavuluyla Kayseri. Ay ben burada huzur buldum. Kucağında bebeğiyle gelmiş kadın. Böyle işte ne filmi falan dedi. Hadi resim çektirelim falan. Biz de geçtik Kupse'yle ben. İşte kadın ve bebeğiyle. Çocuğu benim kucağıma verdi. Ben aldım. Bir de o zaman altın bir bilezik takmışım kucağımda. Kilolu yani bundan daha şişmandım o zaman. Bir karnım var. Elbiseden karnım çıkmış. Elimde çocuk. Şu altın bilezik. Gupse. Bir de ben ortada değilim. Sabah 8 uyandık ertesi gün. Gupse bunu tabii ki bulmuş. Instagram'dan kadın teklemiş. Kadının altına şey yazmış. Esoşumla galada. Ne Gupse yazıyor. Bebeğinin adını yazmış. Ne Eda yazıyor hani biz yokuz. Muhteşem. Gupse yani o altın. Esoşumla galada mı? Aynen öyle. Altında öyle. Ay sana bulacağım o resmi. Gupse bunu bütün film ekibinin olduğu grubun, WhatsApp grubunun profil fotoğrafı yapıp. Yaptı, olağanüstü. İşte Eda'ya bakın hani sanki yeni doğmuş kolunda altın bileziği çocuğuyla hani hiçbir starlık belirtisi yok diye Gupse beni 100 kişiye yazdı. Yazdırırım ya bir de orada çocuğu da kucağına almış. Ay o kötü boklu ay, bebeği de almış kucağına. Ay Eda sen bir ne kadar harika bir kızmışsın ya. Gupse valizlerini gidiyoruz artık. Valizlerini topladı kapıya geldi. Resmi açtık bak hiç diyalog kurmadan resme bakıp gülüyoruz. Yarım saat güldük toplandık ve gittik yani inanılmazdı. Peki sonra o AVM ne oldu? Doldun bir noktada? Hiçbir noktada dolmadı yani hani salon doluydu. Ne yaptınız? Hiç umursamadılar bizi. Buğra'yı falan tanımıyorlar yani. Buğra'yı mı tanımıyorlar? Evet. Abi Kayseri'ye bakar mısın gerçekten? Bizi hiç umursamadılar yani bundan sonra turne programlarından çıkarın boşuna sohbet etmeyin. Kupse falan? Hiç kimseyi, hiçbirimizi umursamadılar. Gerçekten Kayseri Film Festivali'nin kadar popüler olduğuna şaşmamak lazım.
Kayseri Film Festivali boşuna üst sıralarda değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki bir festivalde ödül kazandın mı? Hayır. Çok iyi. 5 puan. İnşallah kazanırsın kardeşim. Bir gün bakacağız. O sinema kariyerinle ilgili konuşacağız. Tamam. Peki evde kıyafet odan var mı? Var. Güzel. 5 puanı da buradan aldı tabii ki Eda'mız. Bir dizin Orta Doğu'ya satıldı mı? Hah, onu bak söyleyeceğim size. Size bunu söylemeye geldim. Orta Doğu'ya şöyle ki 2 yıldır Türk dizilerinin Orta Doğu'ya satılması yasaklanmış. Şu anda Türk dizileri Orta Doğu'da yayınlanamıyor ve Türk dizilerini almıyorlar. Ha, o yüzden Can Yaman hiç Orta Doğu'da yok. Çünkü bu adam normalde orada İtalya'ya patlıyor olmalı herhalde. Yani. O 2 yıldır böyle bir şey var. Tam Orta Doğu'luk bir adam çünkü evet. Can Yaman bence. O yüzden şey değil. Şu an bizim en büyük alıcımız kim o zaman dedim. Latin Amerika. Yani bizim şu an 1 numaralı bizi satın alan ve Türk dizilerinin bayağı prime time'da falan yayınlandığı, ciddi reytingler aldığı şey tamamen Latin Amerika, artık Orta Doğu Türk dizisi. Artık bu soruyu update etmenizin vakti geldi. Evet, o yüzden ne dizinin için yurt dışına satıldı mı falan diye sorabilirsiniz. Orta Doğu'yu benlemişler biz yani. Daha çok Orta Doğu'yla geçmek için zaten. Biliyorum, biliyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu konuklar bize yalan mı söylüyorlar ya? Ya satıldı, kaç kişi satıldı geldi? Diyor çünkü ülkesi en şeyini bilmiyor. Ben bunun peşine düşüyorum arkadaşlar. Herkesin o var puan inecek şimdi. Ama geriye dönük. Çoğu kişinin böyle şeylerle ilgisi ve bilgisi yok ki. Ama olur mu canım, burada bizi yanlış yönlendiriyor. Bomboş 10 puan alıyorum. Fırkan'ın dışında 10 puan aldım. Hani hangi ülkeden bakmıyor? Güzel. Dizisi Orta Doğu'ya tabii ki satıldı Eda'nın. 10 puanı da buradan aldıktan sonra... Herhangi bir restoranın ünlüler köşesinde fotoğrafın var mı? Sence? Kesin. Nerede kebap? Yemek benden sorulur. Seviyor musun yemek yemeyi? Yani Vedat Milor kadar yemişim de. Saçmalama. Ha, o kadar düşkün müsündür hakikaten? Çok seviyorum yemek yemeyi, sofraları ay, falan. Kızım, ay kızım, arkadaşlar peki bir şey söyleyeceğim. Bununla başlayacaktım, unuttum. Şu zarafete bakar mısınız ya? Şuraya bakın, kimler geliyor, kimler geçiyor. Unutamadığımız 3 konuk var. Biri Salih Bademci. 2 Ceren Moray'ımız şampanya getiren. 3 de ha bu kızdır. Şimdi, böyle bir zarafet olabilir mi? Herkes de bunun peşinde, bu makaronları. Tamam hadi ben bir tane alıyorum, hadi alın. Neyse almayayım da daha sonra yerim Özgür. Güzel bir şey. Hazalka hiçbir şey getirmedi Özgür'cüğüm. Sana getirirse bilmiyorum. Deniz Çakır pastayla geldi. Deniz Çakır pastayla geldi ama o benim doğum günüm, sayılmaz. Sıfır sebep yani, hiçbir sebep yokken getiren insanları sayıyoruz burada. Peki tabii ki var Eda'nın ünlüler köşesinde fotoğrafı, 10 puan da buradan aldık. O da obezlikten ama ünlülükten değil. Abla sen hep burada yürüsükken çekecek. Yani sen oyuncu olmasan da çekecek yani. Aynen. Abla ben seni herkese burada. Nerede var acaba? Hani benimki ünlü köşesinde değil de dükkan sahibinin resminin altında. Kasita dedesinin mantı mı? Etiler. Evine de yakın. Yani hepsinde var. Orada çökertmeyi gömüyorsun değil mi? Geçen bir de orada ünlülere bakmayı sevmiyor musun? Ben bayılıyorum. Cem Yılmaz'ın saçı varmış şu an. Mükemmel. Herkesin gerçekten geçmişinde yanmaz utanç verici resimler. Bir de eski sevgili resimleri var oralarda. Yemek yiyorlar, anladın mı? O saç başa ayrılmışlar. Mutlu günlerin fotoğrafları falan da var orada. Peki bir magazin ekine manşet oldun mu? Bu yaz erkek arkadaşımla 2 gün üst üste. Kelebeğin K'sinde benim bacağım şeklinde ne böyle. Ne diyorsun? 2 gün üst üste bir de sabah, yani biz haberimiz yok, tatildeyiz. Zaten zar zor gittik, 3-5 günü zor denkleştirdik filan. Gittik sabah Kelebek'te manşet. İkinci gün daha da kötüsü. Böyle öpmeye doyamadı tarzı gene manşet. Annemi arıyorum, annem söylüyor bana. Sabah böyle yollayayım mı diye açıyor telefonu. 2 gün üst üste böyle 5 kat göbek. Ay, kenarda oturmuşum. Dağın ya, içinden Eda, çekmiş böyle. Ve ya. Böyle şu şekilde oturuyorum. Çok da yakışıklı çocuk, anladın mı? Hani bu kızla ne yapıyor ya falan. Bu kızla mı? Karşı evet, sen kafayı verin. Bebek gibi kızsın. Sen kim? Bence de ya. Lan. Manyak mısınız siz ve sinirlendirmeyin. Dur kardeşim, o öyle güzellik ağızları hakkında hep götlerine sokacağız şimdi az sonra. İnan ki o kadar göbeğim yoktu. Göbek yapmışlar. Ulan fıstık gibisin. Sen manyak mısın? Ay ben çok sinirlendim. Öyle manşetlerim var. Ama daha önce de manşet oldu. Londra'dan dönmüştüm. Aşk tatilinden döndü, taksi kapısını çekerken yine Kelebek'te. İnanılmaz. Yani bilmiyorum. Peki, Hürriyet şey ve Kanal D'de dizi yapmadım ama seviyor beni Kelebek, sağ olun. Bunu sana 15 puan kazandırması, bu magazin şerefsizliğinin. İşte evet, geldi çattı burada yaradı mesela. Ben zaten hoşuma gidiyor diyormuşum. Şaka şaka. Kimin hoşuna gider? O göbeği görseydiniz. Ay hiç de bile katılmıyorum. 15 puan da buradan aldı. Peki yer aldığım bir film 1 milyon seyirciye ulaştı mı? Hey. 2 senin... milyon altında film. Gerçekten senin bütün filmlerin 1 milyon seyirciye ulaşmış. Bir delilik senin filmografin. Onun esprisi de oluyor. Eda'yı bir sahnede olsa oynatalım da gerçekten 1 milyonu geçsin. Gerçekten uğurlusun lan hakikaten. Evet, o çünkü benim yüzümden olmuyor. Hani hiçbiri benim filmim değildi. Ama hani başrol ya da yan rol oynadığım filmlerde
ayağı uğursuz insanlar vardır ya, ben onlardan gerçekten en azından yani. O değilim yani. O Ses Türkiye yılbaşı programına çağrıldın mı? Bak burada herkes dökülüyor Eda. Bak her sezon çağrılıyorum. Hatta Aslı Çin'e mesajını, Aslı Çin'i de ben çok severim bu arada. Sizin aranızı düzelteceğim ben. Daha yeni 2 gün önce mesaj attı Kaan bana, mesaj attıktan sonra şey arşivledim ki sana göstereyim diye. Eda'cığım gelir misin O Ses'e dedi. Ben de dedim ki benim sesim çok kötü. Bir şey olmaz orada hallederiz dedi. Yok dedim. Orada herkesin kötülüğü de daha. Çıkmak istiyorsan çık hakikaten. Ben O Ses'i çok seviyorum. Ben The Voice izlerdim. Daha O Ses bu ülkede yokken. The Voice olağanüstü bir şey. The Voice'i izlerdim. Başka ülkelerinkini izliyordum. Çok severim. Formatı da çok seviyorum. Keşke ben bulsaydım. Kesin giderdim sesim güzel olsa. Jüriye gitsene lan. Jüriye gitsene sen. Jüriye de giderdim. Arkada 3-2-1 diyen de olurdum yani. O Ses Türkiye yılbaşı bölümüne çağırdı. Hangi şarkı söylerdin? Sesim çok kötü. Sesine uygun bir şey bulunur. Dizide şarkı söyledim. Bir tane arkadaşım şarkı yaptı, Canberk, bizim yardımcı yönetmenimiz. Onun şarkısı tutsun, PR'ı olsun diye dizide elime mikrofon alıp onun şarkısını söyledim. Ya bu Eda'nın tatlılığı nedir ya? Ne söylerdim bilmiyorum. Ne söyledi şöyle güzel? Toriyamos söylerdim. Toriyamos mu? Evet, onun bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Bir de onun lirisist ya kadın böyle söz aşkım yazarı. Aşkım ama o tize çıkabilir miydin? Çıkamazdım. Çıkamazdım. Ama sözlerini ezbere bildiğim, full ezbere bildiğim o. Peki. Sette kendi kravatın oldu mu? Hayır hiç olmadı. Aa! Hiçbir setimde olmadı. Aa arkadaşlar, kazığı buradan yiyeceğimiz kimin aklına gelirdi? 25 evet, puan gitti olmadı. Durduk yerde. Peki bir şey soracağım. Fis yedildi, 7 kişi bir karavanda böyle çalışıyordum. Reklam çekmedim ki ben, hiç reklam yok. Hiç! Hiç sıfır. Senin? Hiç yok. Aa çok saçma. Buradan Gaye abla artık rica ediyorum bu kıza. Yani saçmalamayın. Bu kıza bir ağda bandı falan. Bir saç tokası, bir cilt bakım ürünü bağlayın. Peki karavanın kardeşim, hay Allah. Ama takipçi sayıyla işte ama zirveye oturuyor. Doğru muyum İremciğim? Doğru değilim. 16 puan. Ay hayır, 4 puandan kırıyor olamaz ya. Takipçi sayım kaç benim? Hayır, 3 milyon falan. Ben bu kız aşırı ünlü çıksın istiyorum. Utku, bu konuda bir şey yapamaz mısın? En ilgilenmeyen insan şu barometreyle ya. Şu programı ben Utku sevmiyor. Bitti mi? Bitti biliyor musun? Ay, kaç puan? Vermeyeceğim. Söylemeyeceğim. İstemiyor canım. Ya olsun, Survivor mı çıktı? Canım hiç istemiyor. Hayır tabii ki, hayır. Saçmalama. Ay, Ergenlerin söyle. Efendisi çıktın da. Yalan ben da değil. Ben gurur duyuyorum. Yalan da değil be yalan kanki. Yalan da değil. Ergenler bana bayılır. Ben ergenlere bayılırım. Hayır, sorun yok. Ya. Aşırı ünlü olup ne yapacağım? Gerçekten sen aşırı ünlü çık. Çok istedim niyeyse. Reklam alayım, bir daha çağır beni. Seni manasızca seviyorum. Ay, yok. Şu an. Karavan, ben de seni çok seviyorum. Tamam güzel. Zeynep için geldim ben bu arada. 10 kişiye ayıp ediyorum. Eline bakayım ya. Ben bu kızı bugün kalplere boğuyorum. Ama benim. Zeynep çok komik arkadaşlar. Bana gülüyorlar ya. Keşke maalesef. Yıldız'ı sen oynasın. Yıldız'a gülüyorlar. Kardeşim bunu bu arada ben birkaç sahneni izledim senin. Daha öncesinden de izlemişim. Görünce de ve kocan kadar konuştuğunu. Görünce de düzgün kızdım. Ben sana bayılıyorum bayağı. Aa, sen hayat boyu komedi oynamışsın bence. Yemin et, sen bana bayılıyor musun? Aa, ne alaka? O zaman başardım demek. Sen kendinin farkında değil misin hiç? Sen bence hayat boyu komedi oynamalısın. Evet hayat ya. Boyu. Zeynep seslenir misin? Kim izliyorsa. Beni burada kim dinler Allah aşkına kardeşim. Okey. Aynen. Beğendin mi kahveyi kardeşim? Kahve aşırı iyi olmuş. Kahve, hayatımda içtiğim en iyi kahve. Öyle bir kahve yani. Makineden herhalde. Peki dizi nasıl gidiyor kanki? Dizi çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Aile gibisiniz ve? Aile hadi. Gibiyiz falan filan. Yani aile de değil, böyle bir kız çetesi gibiyiz. Hadi çünkü be. Çok kadın var. Yani bizim bütün birimlerin başı kadın. Yönetmen kadın. Dur şimdi orada kim var? Sen varsın. Neslihan var yönetmenimiz zaten. Evet. Şevval var, Şafak var. Şafak pek demiş. Ay Şafak da sizde evet, değil mi? Ben Şafak'ı çok severim. Ay selam söyle ya. Nesin Cevazade var. Evet. Tuana var. Tuana Türkay. Sevda vardı. Sevda Erginci. O ayrıldı bu sezon. Oy. Başka kızımız. Gerçekten gerçek bir kadın çetesisiniz. Unutmadım değil mi ya kimseyi? Buğçe var. Lila'yı oynayan. Yani çok fazla kadın var. Erkek oyuncu 3 tane filan. Hepimiz kadınız ve aslında baktığın zaman herkes bir başrol kadın. Yani kızların kariyerlerine baksan. Gerçekten herkesin başrol mi? Filmi var, dizisi var filan. Ve biz orada hepimiz varız. Kanka o işin esas kızı sensin, öyle mi? Evet, ben ve Şevval. Yani biz, Şevval, ben ve Talat Bulut arasında hikaye başladı. Üçlü aşk öyle mi yani? Evet, o yüzden hani diğer kızlar sonradan gelip çıkan, hani hikayeye hizmet eden ama o konuda Fatih Bey her zaman güçlü tuttu kastı. Yan kastları da çok yan güçlü. Yan kastı büyük gelir var, yani. Var hakikaten öyle bir stili vardır Fatih Bey. Peki bir şey söyleyeceğim. Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir röportajım yok. Evet. Karşı çok sevmiyorum. Normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi? Hiç sevmem. Yani hadi öpüşmeyi... Normalde özel hayatında genişleyle de mi öpüşmezsin? Peki bir şey söyleyeceğim. Niye oynamıyorsun abi? Ne? Ya oynamıyorum değil. Oynadım bu oynarsın arada. Ama severek oynamıyorsun. Oynadım. Sadece hani o orada aşk oynamayı da sevmem ben. Yani
O şeyi nasıl diyeyim? Aşık oynamayı da sevmiyorum. Onu da sevmiyorum. Yani bana mesela diyorlar ki işte diziye yeni birini sokacağız, Yıldız'a aşk yaşatacağız falan, yalvarıyorum. Ne olur beni boşaltmayın. Aşk maşk girmesin falan diye. Ya şey, bu tabii biraz geyik de. Komiğine gidiyor ya, sen yani orada sette başka bir disiplinim var, şey var falan filan. Bir de hep partnerlerle şey couple yapma durumu var ya işte. Birini biriyle seviyor falan. Türkiye'de böyle bir şey var. Ben hayatım boyunca bütün rollerimi kendim sevdirdim yani. Öyle, bir partnere, bir erkeğe öpüşmeye falan ihtiyacım hiç yok. Hiç öyle bir couple olmadım biriyle, hakikaten hiç hatırlamıyorum yani seni. Yani evet, ilk dizimde biraz olmuştu. Cimbom Bayrampaşa'yı sevmişlerdi ama gene Cimbom Cimbom'du yani. Evet. Ki ben hani o sevgilisini oynayan karakter ayrıldıktan sonra da tek başıma yürüttüm yani. Ona da kıl oluyorum biraz. Öpüşmeyi de hani fiziksel olarak sevmiyorum. Şimdi bayram değil, seyran değil, ben seni niye? Gerçekten yani elin adamının balgamı benim için evet. Dilimin içine girsin. Çok doğru. Şey yani onu kabul ediyorum. Bunu söylemek acemilik olur. Yani bir oyuncu ne gerektiriyorsa o rol. Hani orada Eda yok, Yıldız var, onu evet, yapacaksın. Yani. O disipline ve zekaya sahibim, onu biliyorum. O yüzden bunun pazarlığına girmiyorum. Tamam, güzel Eda'cığım. Gerçek hayatta öpüşmeyi sevdiğine çok sevindim. Peki, merak ettin. Astroloji. Kardeşim, ben en bak, sevdiğim ben senin haritana bakayım gitmeden. Lan baksana hakikaten. Bakarım tabii ki. Sen ciddi olamazsın Eda, evet, burası. Bir bakayım. Ay çocuklar, bakın görüyor musunuz? 2020 gelirken neler neler olacak benim hayatımda. Burcu ne? İkizler mi? İkizler. Kızlar söyledi. Benim hayatta en sevdiğim kadın Burcu. Ben de çok seviyorum ikizleri. Yani olağanüstü bir burç bence. İkizlerin kıymetini bak çok az kişi bilir kanki. Evet ya. Bu kadar kin tutmayan, kıskanmayan. İkizler hakikaten yok, ilişkide bir çıt kıskanç mıdır? Bir çıtımsı. Hayır. Erkeği de değil ya. Değil ya, erkeği de değil, evet. Aa, geçen gün Ayça'nın üstüne yürüyordun ya sen. O adam kim? Altın Saray Kuyumculuk'tan seni arıyor. Orada. Altın Saray Kuyumculuk. Bir şey söyleyeceğim. Yükselenin ne? Yükselenim de ikizler. Saçmalama. İkizler ikizler, Ay Burcum da boğa. Ha, bu yemekçilik oradan geliyor. Yemekçilik Şevval'in de boğa. Ay Burcu boğalarla hemen meç oluyorum o yüzden. Ay bayılırım. Senin ikize. Ay Burcun ne? Benim Ay Burcum ne bilmiyorum. Bakarız. Bakabiliyor muyuz o şekilde? Bakıyoruz tabii. Bakacağım ben. Ay bu kızı bana Allah gönderdi. Yüce Rabbim gönderdi 2009 biterken. Ben seviyorum. Yani doğum haritalarında çok tutan şeyler var. Çünkü böyle evrenin bir matematiği var ya. Hani altın oran, aranın kanadından, kelebeğin şeyine, senin oranına falan. Böyle o kadar başıboş varlıklar değiliz yani. Bir plan içindeyiz. Değiliz değil mi lan? O yüzden de hani belli potansiyellerle doğuyorsun aslında. Hür iraden var ama belli potansiyellerle doğuyorsun. Onu da doğum haritası gösteriyor biraz. Bak bu kadar çok tutmuş olması beni şoka uğratıyor. Hani günlük burç falan yalan. O gazeteler satsın yok, diye üretilmiş. Peki şey, ama bu şey bizim bir tane kadın neydi ya? Astrolog yabancı. Susan Miller. Bravo, Susan Miller. Susan Miller'a inanıyor muyuz? Susan Miller çok güzel yazıyor gene. Ha, değil mi? Bir de böyle spesifikleştirmeye çalışıyor işte 20 Haziran'da doğanlar. Ha. Falan filan diye, çünkü çok genel oluyor. Senin hani, bir önereceklerin varsa onu bana yayın. Var var, ben bu ülkede yaşayan ve astrolog olup benim gitmediğim kimse kalmış. Hande Kazanova? Hande Kazanova'ya İyi mi? İyi, çok tatlı. Bir de o Öner Döşen'in öğrencisi. Oğlum insan olarak iyiliğini sormuyorum. Hayır hayır, astrolog olarak söylüyorum ha, zaten. Ha güzel, okey. Güzel. Öner Döşen'in öğrencisi. O Öner Döşer de hani hocaların hocası diyorlar. Öner Döşer öyle mi? Hande alabiliyor evet. Muyuz Öner Bey'den? Alırsın. Niye alamayasın? 3-5 ay sonra Hakan Kırkoğlu'na gittim en son. Ayşegül Adınç söyledi. O bir numaradır dedi. Aa. Ona da gittim. O biraz pesimist ama. Peki şeye çok asabım bozuldu benim. Röportajlarından birini okuduk yayın öncesi. Yer aldığın yapımlarda genelde bir zayıfla baskısı geliyormuş. Ve sen tabii, de tabii. Çok harikulade bir açıklama yapmışsın. Demişsin ki karşım it's not your business bitches demişsin. Evet. Ve yüzlerine vurmuşsun. En sevdiğim kadın oyuncusu gibi olabilir gerçekten. Size ne? Ben böyle mutluyum. Ve siz kimsiniz tavrını gösteren? Bir de Zeynep bu hata değil mi? Yani mesela yurt dışında bizim hani A plus Hollywood sinemasında, Avrupa'da bilmiyorum durumu ama evet orada da öyle. Tabii gerçek orada insanlar elbette var. Tabii ki. Yani Kate Winslet'e bak, Kate Blanchett'e bak, bunların hepsi elbette öyle. Hani Charlize Theron'lar falan filan. Bir kere orada gerçek insanı temsil ettiğim bir yerde. Burada ne? Güzellik yarışmasından alalım, koyalım çok falan diye ki hani saçma. En iyi yapım şirketleri bile bak başrollerine. Neye dayanarak tabii seçtin? Ki. Yani hani orada çok yanlış bir şey var. Yani gerçek bir şey yok. Ya yani o aynı evet. Zayıflık
Aynı estetik. Aynen. Ve aynı oyunculuk stili ve ya sürekli aynı kadınları izliyor musun gibi hakikaten. Evet. Yani herhangi bir karakter çıkarmasına imkan yok. O yani zaten. Senin mesela televizyon işi yapıyorsan senin herhangi bir evden izleyip de kendiyle bağdaştırma ihtimali yok. 2 metre bacak ortalamalı bir ülke ya, değil. Bir de mesela kime göre güzel ya? Siz bu güzellik kalıplarını evet. nereden götünüze buyurdunuz? Yani bir burada modellik diye bir meslek yok ya. Olamıyor evet. kızlar model. Yani dünyada çok prestijli bir meslek ama Türkiye'de yok. O yüzden hani ana hedef oyuncu olmak oluyor. Bir de mesela hiçbir kadın oyuncuya şeyi hatırlamıyorum ben yurt dışında. Kilo ver durumunu. Yani zaten insanlar spor yapıyorlar. Evet. Spor yapmalı bence her oyuncu bu evet. arada. Ama o başka bir şey. Zayıflamak başka bir şey. Yani rol neyi gerektiriyorsa evet. ona bürünmen gerekiyor ama tip olarak bilmiyorum ben gerçek şeyler görmeyi daha çok seviyorum. Eda'cığım bu arada hayvan gibi iyi gözüküyorsun karşısında. Baya aşırı güzelsin yani. Ya bu arada 57 kiloyum yani abarttığınızda. Seni yerim ya. 53 olacağım bekleyin. hayır ya hiç gerek yok kardeşim. Can boğazdan gelir ye. Sen manyak mısın? Evet arkadaşlar sürekli yorumlarda gelen o kadim soruya bir cevap arıyoruz şimdi. O soru da nedir? Ay bu Zeynep'in elindeki cep telefonu nedir böyle? Gece mavisi mi parlament mavisi mi? Cevabını veriyorum. Gece mavisi telefonumuz. Evet. Venüs cep telefonu. Peki arkadaşlar. Aa neyle devam ediyoruz? Soru seti. Hadi bakalım artık başlıyoruz. Eda'cığımız okulda popüler miydin ezik miydin? Şiş Terakki mezunuyum ben. Bizim Terakki... Severiz burada kaliteyi severiz. Aklı başında bir okuldu ya. Güzeldi. Hani öyle mean girls'ün olduğu bir okul değildi. Aklı başında bir okuldu. Disiplinli bir okuldu. O yüzden çok şey değil ama... Ezik dersen de kimsenin fark etmediği bir insan hiçbir zaman olmadım. Olamazsın kardeşim. O da bu tipli olamazsın. Şeyden dolayı değil, karakterli olduğum için. Güzellikten falan değil. Kardeşim güzellikten bir olabilir, bir de ikizler kadını bir yerde ezik olamaz. Mümkün evet, değil. Yani o daha dışarlak bir enerjin olduğu için gizli kalamıyorsun pek. Ergenliğinde ailenle zıtlaşıp yaptığın en mal, saçma, çılgın, ay bu nedir artık, bu utançtır, ailenin yüzünü kızartmaktır bu dediğin şey. Benim babam çok melek gibi bir adamdı. 81 yaşında kendisi. Nice 81 yıllar babacığım. Oy kuzum. Evet. Ay Allah uzun ömür versin ya. Çok da melek gibi bir insandır. Tek bir takıntısı vardı. Eda saçlarını hiçbir zaman boyatmasın. Ve ben bir kere saçımı boyattım. İşte 18-19 yaşında. Eve geldim ve babamın kızacağını bildiğim için de saçıma bantlar bir şeyler yerse diye. Babam onu fark etti. Ve adam neredeyse ağlıyordu. Kendi odasına kapattı. Eda saçını boyattı diye. Adı ne? Orhan. Ay Orhan abi ne kadar abartıyorsun. Kız boyasın ne olur gene geri gelir aynı saç. Çok üzülmüştü. Saç çünkü böyle ipek gibi bal rengi saçlarım vardı. Hiç de sevmez o. Makyaj da sevmez şeydi falan. Çok üzülmüştü ve o evde bir olay olmuştu yani benim saçımı boyattı. Orhan abi ne yapıyor şimdi? İzleyecek mi bunu? İzleyecek de her şeyimi izliyor benim. Çok sana saygılar sevgiler be. Çok haklısın. Doğallıktan yana ol. Her zaman Orhan abi. Ben sana bir tavsiye. Ama saçsız. Peki depresyona girince ne yaparsın? Çok çok net girerim. Değil mi? Yani lapsiye girer misin? Hani gözlerimin böyle aynada 4 katta şiştiğini oy, görebilirsiniz yani. Ya. Ve böyle hani eğer iş yapıyorsam sen dün ağladın mı falan diye yönetmenlerden ya da makyözden yakalandığımda olur. Peki yani. Ne yaparsın hakikaten? Yani bir Virginia Woolf gibi falan böyle hani derinliğine inandığım kadın yazarların metinlerini falan okuyorum. Bazı cümleler buluyorum ve hissettiğimi başkasının hissetmiş olduğu bir yerden dünyanın en iyi rahatlaması. Aa çocuklar bir tek ben böyle değilim demek evet. ki hissi tabii ki. Evet. Peki genelde mesela kendini eve mi kapatırsın yoksa üstüne ev, ev, ev. Evet. Her koşulda eve kapatırım. Çok iyi. Ev seviyorum. Çok iyi. Peki Eda'cığım sahip olmak istediğin süper güç ne? Ne mesela olsa? Şifa biliyor musun? Hani böyle oluyor süper kahraman filmlerinde iyileştiren falan. Şu hastalık işi çok canımı sıkıyor. Çok her güzel konuda. Cevap. Süper cevap. O yüzden hani şifa olsun. Hak eden insanları iyileştirelim diye. Özgürcüğüm demek ki sarı Ayas Seda'dan görüyor musun sen Eda'mızı ayrı. Tatlı insight çoklar bizim Özgür'le. Bir tane bir kitap okuyoruz da Özgür'le fantastik bir seri daha doğrusu ben bitirdim de. Onun üstüne şifacıyı ben oynayayım falan yavrum. Ay, o kadar güzel olur ki sana da çok yakışır kanki. Türkiye'de doğmasaydın eğer ki Eda'cığım zaten şu anda sana bakıyorum ve bu suratın nasıl Türkiye'de doğduğuna öncelikle bir hayret ediyorum. Doğmasaydın eğer ki bu ülkede hangi ülkede doğmak isterdin? Benim Londra ile aramda bir bağ var. Bunu beni tanıyan insanlar bilir. Oturumum da vardı orada. Daha yeni sona erdi. Şevval uzattı. İnşallah ben de uzatacağım. Evet. Biz aldık. Şevval de bende. Kanki o işi ihmal etmeyin. Evet. O Londra'yı çok seviyorum. Ben 2,5 yıl dizide oynamadım. Sadece hani belirli aralıklarla filmlerde oynadım 2-3 tane.
O arada hep Londra'ya döndüm. Hiç de gelmedim Türkiye'ye uzun bir süre. Nerede kalıyordun orada? Evde. Dayım benim orada yaşıyor. Aa, müthiş. Dayımın sayesinde küçüklükten beri hani bir yere yollarsa ya çocuğu tatilde. Bir tek Londra'ya yolladılar beni. Dayım orada diye. Daha iyi bir yer olamaz. O yüzden evet. Londra'yla öyle bir şeyim var. O herhalde orada. Ay ben hiç gitmedim ve çok merak ediyorum. Muhtemelen hemen çok seveceğim. Git. Keşke. Benle gel. Çok güzel. Şevval'le biz gideceğiz. Ay müthiş olur. 2-3 kere gittik, bir tur daha yani gidelim mi bir tur daha falan diye ayarlayıp gidiyoruz. Sen de bizle gel. Ay müthiş olur gerçekten. Karşım ama şu pound bir çıt düşse mi? Evet aynen öyle. Bu nedir? 2-3 günden bir şey olmaz. Tabii ki arkadaşlar her aklı başında insan gibi Birleşik Krallık'ta doğmak istermiş Eda'mız. Artı bir kardeşim bu arada dedikten sonra bir hayvan badin olsa... Hangi hayvan olurdu? Kedi köpek de mi? Ya hayır kedi diyeceğim ya. Saçma kediler mi? Kadar özel varlıklar mı var? Aslan de kaplan de. Hayır kedi. Bir arkadaşımın kedisi doğurdu. Bizim uygulayıcı yapımcının arkadaşı. O aldı getirdi bana. Matilda. Şu an kedime tapıyorum. Cinsi? Annesi British, babası Çinçilaymış galiba. Oha, kırma. Muhteşem güzel. Muhteşem, aşırı güzel, aşırı tatlı, çok zeki. Pluto var, köpeğim de var benim. İkisi sarılıp yatıyorlar. Bizim evde düşmanlık bitti yani. Pluto'ymuş köpeğin adı. Gerçekten Pluto. Utku'nun köpeğinden sonra duyduğum en kötü isim. Niye? Gezegen ismi işte. Ha oradan. Tabii. Çizgi filmden değil. Matilda da kitaptan. Peki hangi zaman diliminde yaşamak isterdin? Ya ben küçükken jetgilleri deli gibi izliyordum. Sürekli jetgiller falan. Hani böyle basacağım, açılacak, uzay mekiğiyle okula gideceğim falan. Bayılıyordum jetgillere. O yüzden öyle bir dönem ne zamansa orayı bir göreyim isterim. 2060'lar. Evet. Ha sen gelecek isterdin. Gelecek isterdim. Jetgiller dönemi isterdim. İlk defa gelecek isteyen ya, bir konumuz evet, oldu. Şu dünya haritasına mutabık kalındığı dönemlere kadar ki şeylere giremem ben. Gerçekten. Ne savaş oldu. Görmek isterim ne yokluk zaten empatiden patlıyorum. Ay sen niye? Yok. Bir odaya düz... Aaa güzel. Hadi bakalım Eda'cığım. Yemeği bu kadar iyi yorladın övdün. Bir odaya düşsen. Evet, yanına alacağın 3 yemek. Yani adaya düşüp ömür boyu onu yiyeceğim için gurme lezzetlerimi tercih etmeyeceğim. Mesela makarna. Hayır saçmalama tabii ki gurme lezzetlerini tercih edebilirsin. O bir paket geliyor. Ama makarnadan vazgeçmem, makarna çok seviyorum. Neyle? Her şekilde. Yani peynirli olur, domatesli olur, trüflü olur. Trüflü? Kremalı olur. Trüflü mükemmel bir şey. Ha. Evet. Tamam trüflü makarna lan. Bir tanesi trüflü makarna. Güzel. Ama dalga geçecekler şimdi. Ay kimse dalga geçmez. Sen de kim dalga geçebilir lan? Senin arkanda geçsinler benim varım. Geçsinler gerçi. Ben dalga geçmesin de hoşlanıyorum. Peynir alırım. Ama gurme peynirler de alırım. Ama yani 40 çeşit. Tamam. Şöyle bir peynir tabağı. Evet bir de tatlı almak zorundayım. Kriz geliyor bana. Adada da yoksa tatlı. Adada yok evet. O yüzden bir çikolata. Çikolata sufle güzel mi? Böyle. Belçika çikolataları götürüyorum. Belçika çikolatası. Tuzlu karamelli çikolata. Bak havaalanından sol tıt karamel yazanların hepsini al ye. Övgüye bak ay inanmıyorum övgü fenalaştım otur istersen. Övgüler oldu bak. Ay Mutku şu kıza bir tuzlu karamel çikolata getir lan bir dahakine. Yarısına çıktığın bir film var mı? Var. Megan Fox'u oynatmışlar. Transformers mıydı? Var makine ya. Dolu film. Dünyadaki en doğru tercih. Sen ona niye gittin ben ki zaten? Ben ona niye gittim ki zaten hakikaten. Ben böyle şey... Manitanın hatırına biliyorsun ki gişe filmlerini severim. Gişe filmlerin aranan evet, yüzüdür evet, bu kız. Evet yani Batman'ler süper kahraman filmlerine de bayılırım. Gene öyle bir beklentiyle herhalde gittim. Yani ben buna dayanamayacağım diye bir hayatım her zaman izlerim. Kardeşim hem de tencere tava çal daha iyi. Aynen öyle ve beni inanılmaz rahatsız etti yani. Çok kötü. Peki favori 90'lar Türkçe pop şarkım? Tarkan'ın Acayipsin albümünde işte hepsi, Dön Bebeğimler, Kış Güneşi falan onlar efsane. O Ses Türkiye'de onlardan birini mi söylemek? Söylerim ama yani ayıp olur şarkıya. Ne demek ayıp olur ya? Tarkan çok güzel söylüyor. Çok gazladım beni şimdi mesela. Artık iyice saçmalamaya başladı. Ya. Kadife sesi Tarkan. Tarkan çok mu iyidir ki be? Çok iyi. Aşırı iyi bir ses. 90'lar Türkiye dizilerinden birinde oynama şansın olsaydı hangi dizi olurdu? Bak bu Bizimkiler. O ister miydin Bizimkiler'de evet. oynamak? Bizimkileri hani benim kadar iyi bilen kimse yoktur. Ben Neslihan'ın evine gidiyorum. Repolarda Neslihan'la YouTube'dan Bizimkiler izliyoruz. Bayılırım Bizimkileri. Bak. Ben de çok izlerim. Evet. Kafam güzelken evet. gece eve gelirim Bizimkiler izlerim YouTube'dan. Zaten küçükken de Ev Halkı izlerdi. Yani bugüne kadar yazılmış her karakterin slogan cümlesi var. Hepsinin başka özellikleri var. Bu kadar doğal oyunculuk çocuklar, var. Çocuklar dünyadaki en saçma dizi. En güzel dizi. Her bölüm Bizim aynı şey oluyor farkında mısın? Böyle bir delilik olamaz. Evet. Ve o mesela orada katilin sevgilisi vardı hatırlıyor musun? Evet, eserimiz. Evet. Eserimiz ve elinde evet. Horoz, sus bakayım got 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 diyordu horozla. Sabri Bey'in evine şan dersine gidiyordu. Şarkısını hatırlıyor musun? Galata'dan at beni at beni diye. Şarkı ezberimde. Diğer şey Sabri Bey'in karısı da onu kıskanıyordu. Hıçkırık tutuyordu kadını görünce o eserimizi görünce. Kaya.
Evet. Bülent Çetinkaya nasıl yaşlanmıyor ya, şaka gibi değil mi? Yani ya o hıçkırık tutanı oynamak isterdim. En sevdiğin karakter hangisiydi bizimkilerden? Katilin karısı, şey sevgilisi mi karısı mı neyse o. Seviyor muydun onu? Çok seviyordum çünkü ork dersine iniyor, şarkı söylüyor, sonra horozla kavga ediyordum. Kim bu, kim lan benim en sevdiğim kim? Dolandırıcı Sedat var ya. Evet. Kemal bence. Salih Kanyon da oynadı. Sarhoş. Cemil. Çok iyi. Cemil. Cemil yani. Cemil'in karısını da çok severim. Sevim. Gerçekten yani. Sevim. Ne kadar iyi bir kadın. Hepsi çok iyi. Sabri Bey. O kapıcı. Ya yani şey, Doktor Hanım'ın çikolatalı kahvesi. Arkadaşlar papağan bile iyiydi dizide. Evet ya. Aynen öyle. Eda'cığımız bugüne kadar bir fanının senin için yaptığı en saçma şey neydi? İyi bir şey ama saçma aklıma gelmedi. En son Yasak Elma'ya bir defter yaptırmışlar. Bizim bütün fotoğraflarımız. Hani Yasak Elma bittikten sonra hep böyle karakterlerin bir şeyini alıyorum. Hani küpesini, tokasını, bir şeyini, hani anı kalsın bana diye. O kadar güzel bir defter yapmış ki. Bütün bizim resimlerimizi bastırmış. Sara diye bir kız. Sara selam. Bizim yine Suudi Arabistan'da bir fanımız. Müthiş bir defterdi. Yani yardım oldu bana. Bardaklara falan bastırıyorlar ya. Babam, annem onu alıyor eve koyuyor falan. Kaldırın şunu diyorum. Suudi Arabistan'da sen ne, hangi ara dışarı çıktın da kırtasiye buldun, defteri bastırdın? Geldi. Sete geldi. Sete geldi. Ay, çok da kardeşim güzeldi. Helal olsun. Sen gerçek bir özgürlük savaşçısıymışsın. Evet. En utandıran sarhoş hanım. Ay sen de içmiyorsun, sarhoş hanım. Evet ya, ben içki içmekten hiç hoşlanmıyorum. Hiç sevmez misin? Hiç hoşlanmıyorum. Sevdiğin bir içki demiyor. Şarap. Hangi? Severim. Beyaz, kırmızı? Kırmızı severim. Birazcık da böyle bildiğim güzel şaraplar var. Londra'da restoranları aşındırırken hani söylediğim birkaç tane. Yemekle şarap içmeyi seviyorum. Onun dışında hani kokteyl içeyim, cin içeyim, bir şey rakı içeyim. Rakı? Rakıyı da gene o rakı sofrası olayını sevdiğim için. Peki var mı böyle bir ay Allah kahretsin ben ne bok yedim diyeceğim bir sarhoşanın? Yok, sadece şey oluyor yani, tabii birazcık keyifli olduğun anlarda biraz daha sansürsüz konuşuyorsun. Biraz daha rahat davranıyorsun falan filan, öyle şeyler ama öyle büyük bir olay olmadı. Peki sevgilinden ayrılırken kullandığın en saçma bahane neydi? Benim ayrılıklarım hep dramatik oldu ya. Aa niye? Hep öyle oldu yani. Hiçbir zaman öyle bir bahaneyle kurtulayım gibi bir yerden ayrılmadım. Hep böyle dramatik bitişler oldu. Yüzük alıp geri vermeler falan. Müthiş. Hani evet, hep bir evlilikten dönen ilişkilerle. En saçma bahane neydi yani bu zamana kadar? Yani saçma, hani daha küçükken falan evet, belki olabilir. Mesela biri seni beğeniyor diyelim ve hayal dünyası kuruyor. Yani, Eda ile biz şey yaptık ya, konuştuk ya, hallettik ya falan gibi böyle. Hani merhaba demişim, niyetlenmiş, anladın mı? Hani bir şey olacak zannediyor ya da insanlık yapmışım, onu yanlış anlamış. Hep böyle aynı ortamdan alakasız biriyle konuşurdum ki o peşimi bıraksın. Öyle şeyler. Çünkü yani benimle bir şeye girecek zannediyor ve o duygudan rahatsız oluyorum. Gerizekalı. Ne alakalı böyle bir tepki. Gerizekalı. Öyle şeyler olurdu yani. Eda'cığım, celebrity crush'ın kim? Ryan Reynolds var ya, Blake Lively'nin kocası. Evet, ay çok seviyorum ben. Çok seviyorum o adamı. Yani hani tipinden falan değil, hem çok mizahtan anlıyor. Mükemmel bir tip. Çok esprili. Hem Blake Lively ile evliler, 3 tane çocukları var. O bir de harika bir couple ya. Evet ya, her doğum gününde böyle onun rezil olduğu fotoğrafları evet paylaşıyor. Kızın abuk subuk resimi. Kızlarına erkek ismi veriyorlar. Kız çocuk doğurup evet James falan gibi isimler koyuyorlar. Aa saçma ama. Evet, Blake'in ismi öyle diye hoşlarına gidiyormuş. İşte kız çocuğa erkek ismi bilerek seçiyorlar falan filan. Onların kafasını çok seviyorum. Ay senin de Blake Lively'e benzemen kardeşim. Aa, benziyor muyum ya? Aa benziyorsun. Aa. Bak şimdiki soru manalı bir yer olacak. İyi. Asansörde medya binasında yukarı çıkarken Fatih evet Bey kafayı kırmış. Artık yeni projede Ryan Reynolds'la çalışacağım demiş. Yapar mı yapar vallahi. Yapar mı yapar hakikaten. Hakikaten bir yaparsa da o deli yapar. Ryan Reynolds'ta. Medyapub'un asansöründe mi kalıyor? Medyapub'un da asansör yok. Yok neyse, gerçekten villada eski binaları gibi düşünelim. Tamam. Bir plazada olduklarını varsayalım ve 50. katta plazada. Tamam. Ve siz böyle 12 gibi katlarda, 12 gibi Ryan Reynolds'ta asansörde kalıyorsunuz. Ama Blake'le evlenmemiş olsun. Tamam, Blake'le evlenmemiş tamam olsun, aynen. Şaka yapalım karşılıklı. Ay, şöyle Ryan Reynolds, şimdi Ryan Reynolds. Ay ama benim bu Blake Lively'ye benzerliğim peki. Ay sence de öyle değil mi? Projelerimizden bahsedelim beraber. Ay, filmimizi Eda yapalım. Bir mizah, gülelim, eğlenelim. Tamam, ne yapayım, ilk 10 dakika, ilk 10 dakika. Öpüşmeyi sevmiyor muyum? Hayır, Ryan Reynolds'la öpüşmüyor. Ne bekliyorsun? İnanılmaz ya. Yo, Ryan'a diyeyim ki buradan çıkıp evlenelim. Onu orada ikna etmeye çalışırım. Yukarıda Fatih Yararsın. Kurtardığımız anda. Büyük ihtimal o çoktan gitmiş Kore'de toplantı yapıyor olur. Sekreterini arayın. Kardeşim inşallah ki başka evliliği bir hayatta. Evliliği ikna ederim onu. Paralel bir hayatta Ryan Reynolds'la sana evlenirim. Tatlı bir
Oğlum tamam okuyayım ben tabii ki tabii ki kardeşim. Ben daha çok böyle bir dizi mi yaparsınız acaba diye düşündüm. Film de yaparım, evlenirim de. Güzel. Rahincim ara beni. Ünlülüğünü kullanarak, ben Leda Ece'yim lan diye yumruğunu masaya vurarak kullandığın ve hallettiğin son şey neydi? Hep randevularla çalışıyor. Mesela maniküre gideceğim, yer yok, dolu molu diyorlar ya da bir şey falan. Öyle randevuyla gitmem gereken yerlerde ya set var, hiç vakit yok falan filan deyince alalım sizi. Hep onlara çalışıyorum. Çok iyi. Peki bir soygun ekibinde yer alsan hangi görevi üstlenirdin? Böyle vır vır konuşup birilerini bayıltmam gerekiyorsa onu çok yapabilirim. Güzel. Ay tam böyle tatlı. Dikkat dağıtabilirim yani. Peki cenazende hangi şarkının çalınmasını istersin? Tori Amos, Happy Phantom. O ne ya? Happy Phantom'un sözlerine bak, hani bugün ölürsem ne olurumun şarkısı. O. Oha. Sözleri tam uyuyor ve çok şeker bir şarkı. En ürkütücü distopyan. Halil Babil var benim, hem yazar hem oyuncu arkadaşım. Onun 11-11 diye bir ilk oyunu vardı. Tiyatro oyunu. Evet, tamam bildik evet. O bir 11-11 yapmıştı. O da distopyaydı. Kasap onlar. Artık böyle hayvan eti bitmiş, insan etinin pazarlandığı bir şey. Oo Utku, senin sandığın gibi et bitmiyor. Senin etini yemeye başlıyoruz Utku. Halil'in oyunlarından çıktıktan sonra mesela Halil işte geliyor yanıma, oyun bitince ben dur bir 5 dakika uzak dur falan deyip sarsıldığım olmuştu. Bir de popüler filmlerden de Hunger Games'i ben çok sevmiştim. Ciddi çok ürkütücü. Hani orada da bir insanları çok mantıklı kapıştırma şeyi var ya, hani en korkuncu o olur herhalde. Daha çok korkunç kötü ne olur? Çok kötü bir distopya gerçekten ya. Evet, korkunç. Peki son sorumuz arkadaşlar. Bir duvar yazısı yazacak olsa Eda'cığımız ne yazardı? Duvar yazısına biraz uzun kalacak ama Oprah Winfrey'nin evet. Jennifer Lawrence'a söylediği bir tavsiye var. Ben onu 2 yıl önce falan Instagram'a koymuştum. İnsanlara sana nasıl davranması gerektiğini öğretmen lazım diye bir tavsiye. Arkadaşlar hepimizin kulağına küpe olsun bak. Ama bu çok etkileyici ve güzel bir şey. Vallahi bence de. Arkadaşlar bu sene geri ekledim bu soruyu Eda için çünkü kayıt dışında inanılmaz bir olay anlattı, çok güldüm. O soruda neydi? Geçen sezon izleyenler hatırlayacaktır. En kötü audition anı sorusu. Evet Eda'cığım seni dinliyoruz şimdi, en utandıran audition anını. Pek de senin utandığın değil, gerçi yapımcının utandığı. Ya bana da aslında ya 3,5 yıl bir dizide oynadıktan sonra evet. TMSF'nin kanala el koymasıyla beraber içeride bir sezon param vardı alamadığım. Neyse dizi bitti, vedalaştık falan filan. Hani içeride bir sezon daha milyon dolarlar var Show TV'de. 3,5 yıl çalışmışım sette olmaktan ve ilk sene yaz arası verdi. Diğer iki sene yaz arası da vermedi. Non-stop bir çalışma yani, insanlık dışı bir şey. Çok yorulmuşum ve hiç oynamak istemiyorum ama o zamanki menajerimin baskısıyla bir görüşmeye gitmek zorunda kaldım. Yönetmeni de beni bekliyordu. Ay da işte biz seni bekliyorduk, işte biz bir sarışın kız, işte seni düşündük falan filan. Ondan sonra işte o var bu var falan, üstüme böyle planlar hazırdı yani yapılmış. Biz de erkek oyuncuyu da seçtik, şu kişiyle oynayacaksın. Çok affedersiniz ben geliyorum dedim. Tam yapım şirketinin arkasına arabamı park etmiştim. İnanılmaz bir şey arkadaşlar, bu böyle şey olur mu? Bir daha da beni gören olmadı. Peki aramıyorlar mı yani şirketi? Eda'nın neredesin? Kimse fark etmedi çünkü herkes 20 dakika, yarım saat neyse bir şekilde geri geleceğime inanıyor yani. Bir şey olur. Algılanamadı demek ki, akıllarına gelmedi. Sonra kendim aradım menajerimi, dedim ki ben çıktım. Geride dönmeyeceğim. Ya evet. Arkadaşlar o erkek oyuncu kim biliyor musunuz? Kıvanç Tatlıtuğ. Ya yalan. Eda'nı reddet ya. Yalan. Arkadaşlar geldi çattı Eda'mızın sizler tarafından yazılan hiç de ciddiye almadığımız mal mal yorumlarınızı okuduğu kısma. Bu kısmı bu haftadan aynen sonra değiştiriyoruz. Bu ülkeye mean tweets yaramıyor. Siz çünkü mean olamıyorsunuz yani. Siz aptal aptal şeyler yazıyorsunuz. O yüzden de mal tweets kısmına geldik. Eda Ece'yi hiç sevmiyorum. Yıldız Argun'u seviyorum. Tamam, bence kendini sorgula biraz burada. Evet. Yıldız Argun'u da çünkü baban oynuyor. Bir de bu Yıldız Argun'u sevecek bir tarafı var mı ya? Para diye çıldırıyor evet. Kadın yani. En sevmediğim karakteri de ilişki durumu karışıktı Elif'ti. Benim de kariyerimde en az umurumda olarak oynadığım oyunu yani. Her şeyini de izlemiş. Evet. Sonra da pis yedildi Cimbom. Canım sen benim kariyer yolculuğumda yanı başımdaymışsın. Kardeşim annesi izlememiş bu kadar acısını. Sadece bir dizide sevdim biraz. O da Yasak Elma'da. Bu da şey, hani herkes Yıldız'ı seviyor. Bana saldırırlar yorumlarda diye. Biraz paye vereyim ki rahat tabii rahat ki gömeyim. Kendini beğenmiş olduğunu düşünüyorum. Ama Şevval Sam öyle mi? Metrobüse de biniyor. İkinci el elbiseler giyiyor. O canım vintage. Daha da değerli. Sen maalesef. Sen anlayamamışsın. O ikinci elden aldığı bir çanta senin 4 aylık maaşın be kardeşim. Sen ikinci elciyi ne zannediyorsun acaba? Adamın dibi Şevval Sam. Şevval'i benden çok seviyor olamazsın. Bir şey söyleyeyim mi? Şevval Hanım şunu görse gerçekten adamın dibi yorumu için kızı kılıçtan geçirirdi herhalde. Adamın dibi ne demek lan? Kadının dibi.
Sanki Eda Ece'yi değil, spor kıyafetleri içinde Yıldız Argun'u izledim. Konuşması, mimikleri, gülüşü. Meğer Yıldız Argun için rol yapmıyormuş, kendisiymiş. Ay bak, bu da oyuncu ufuk değil açan demeye bir yorum daha bak. Ufuk açan bir yorum daha. Evet, aynen öyle. Yani Yıldız'la aynı bedeni kullanıyoruz. O yüzden bazı fiziksel özelliklerimiz benziyor olabilir. Elimden geleni yapıyorum ayırmak için. Kusura bakma. Ağzını yayarak konuşmayı keserse dizilerde daha inandırıcı olacak. Ha bir de cümleyi bitirince o ağzını kapat. Eda hakikaten bu... Burnumdan ağzı nefes alıyorum diye ağlamaya başladım. Eda hakikaten ağzını kapatama kanki. Dişlerim çok büyük. Kapanmıyor. Scarlett Johansson mı Johnson mı? Bunu biri söylesin bana. Johansson galiba. Ay onu... Johansson değil mi? Johansson. Johansson. Johansson, Johansson. Neyse, Türkiye şubesi gibi. O büyük iltifat bu. Çok teşekkürler. Çok beğendiğim bir oyuncu. O da etlilerden Zeynep. Bir şey söyleme kanki. Etli oyunculardan. Oyunculuk anlamında zerre alakaları olmasa da fiziksel özellikleri ve mimikleriyle andırmıyor değil. İnanılmaz bir yorum. Not, ya. Yasak Elma'daki sonradan görme kız rolünde gayet başarılıdır. Not. En azından sonradan. Sonradan fikrini değiştirebilmişim. Yasak Elma'yla gönülleri çalmışsın, görüyor musun? Bu mu? Evet, bu kadar. Burada mean tweet şey olmuyor ya. Bu ülkede çalışmıyor. Yani zeka pırıltısı olan yorum yok. Arkadaşlar geldi çattı programın sonu. Ay bu kızı hiç bırakasımız yok ama. Evet ya, ben Zeynep'e aynı soruları sorsam bir turda öyle yapsak. Zeynep çok komik ya. Boşuna bizi konuşturuyor. Eda bir şey soracağım. Hakikaten öyle bir program yapalım mı? Yapalım, ben sana evet, sorayım. Sen bana sor. Allah aşkına ya. Tamam. Ya sanırım az ya. Sonra bırakmıyoruz da tekrardan görüşeceğiz. Hadi bakalım, hoşçakalın. Vestel Venüs sundu.